İstemiyorum demek de bazen mantıklı bir sebep olabilir. Merhaba. Bugün cumartesi ve saat 7'ye çeyrek var. Ve ben uzun zamandır kamerayı açmadım. Dün akşam eve geldikten sonra harıl harıl bir ev toplamaya girdim. Nedendir bilmiyorum. Ardından o yorgunlukla uyumuşum. Sabah o yorgunlukla işe gittim ve böyle gözlerimi açamıyordum ki zaten bugün İstanbul'da havada bir puslu, ruhumuzu emiyor resmen. Ondan mıdır bilmem. Böyle melül melül dolaştım bir gündü. Ya elim hoş gelmemiş bugün kocam. Teşekkür ederim hayat. Teşekkür ederim. Bunu şimdi kabakların içine koyacağım. Ben ona yemek yapıyorum, o da beni besliyor. Arkada maç sesleriyle beraber. Dın 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 dın. Bakalım neli almış kocam. Karışık almışsın aşkım. İşte bizi mutlu etmek bu kadar kolay. Eve gelirken küçücük bir şey alıyorsunuz ve o günümüz mükemmel geçiyor. Ki bugün o kadar modum düşüktü. Korktum ama. Korktum. Bayağı bildiğin korktum. Ben sana dedim sen beni ne zaman mutlu edersen Fenerbahçe kazanıyor. Ona gel artık. Ve tatam. Allah. Keşke kokuyu da gönderebilseydim. Bu arada bu benim bugün uydurduğum bir tarih. Umarım Hakan beğenir. Ben de konuşayım. Bu arada niye böyle yapıyor biliyor musunuz? Ben diğer odada video çekiyorum. O ara bana efendim falan diye bağırıyor. Onunla konuştuğumu zannediyor. Her seferinde buna inanıyor. Güzel olmuş. Beğendin mi? Hadi. Çek çek. Çık bakayım bir tane. Bak şimdi biri böyle kalacak. Aşkım bu şeyin ışığı yanıyor. Benim giyim odasının her zamanki gibi. Giyemedim ayakkabımı, arabada giymeye karar verdim. Hala seni bekliyorum. Bazen böyle çok saçma şarkılar ağzınıza bir arkadaşınız story atar diye dolanır ya. Betül'cüm teşekkür ederim. 2 gündür bu şarkıyı dinliyoruz. Kendimi zorlamışım. YouTuber Selin. Nasıl mutlu oldun? Kaybettim. Ben Hakan'ın arkasına oturayım bir dakika. Zaten Hakan'ın arkasına da benden başka kimse oturamaz. Merhaba. Vlog çekiyor. Ya falan, ya yersin falan. Yok yok. Şey Marlboro açık. Berin Selim de takım Selim var senin. Dünyanın en tatlı çocuğu olabilir şu ya. Şafak değil mi? Boyu kadar şeyi sürüyor. Hava güzel olunca herkes dışarıda tabii ki. Biz de farksız değiliz. Şimdi Dirty Hands diye bir yer var Etiler'de. Burası Etiler oluyor değil mi hayat? Etiler'de. Oraya geldik. Arabayı park ettik, yürüyoruz. Havada, güneşte piş, gölgede don havası. Şimdi koydum adını. Güneşte piş de kaldı. Şu an değil mi bu saatten sonra güneşte piş de yok. Şarkılar. Bir şey yapmamız lazım. Ay. Gün sonu üzerime tabii ki çantamdan çıkardığım İrem'in tabiriyle mekanın şalını dolamış bulunmaktayım. Biraz önce tam olarak şu şekildeydi. Sonra dedim ki ben kitap alışverişi yaptım. Bu kitapları neden paylaşmıyorum? Sonra hemen gittim poşete aldım geldim. 3 adet kitap aldım. Birincisi günlük ritüeller.
benim bir tabirim vardır çerezlik kitaplar diye. Böyle roman gibi bir önceki sayfadaki olayı hatırlamanıza gerek olmadan okuyabileceğiniz kitaplara çerezlik kitap diyorum. Genelde bu kişisel gelişim kitapları oluyor. Part part halinde anlatıyorlar çünkü. Anlatmak istediklerini. Genelde böyle çerezlik kitap okuduğumda yanında da roman okuyorum. Çünkü roman bağlıyor zaten. Merak ediyorsunuz. Ve belki söylemişimdir daha önce. Romanları ben daha sessiz, kendi başıma kaldığımda okumayı seviyorum. Ama metroya gidiyorum ya da toplu taşıma kullanıyorum. Ya da böyle boş vaktim oluyor ofiste. O zamanlarda kitap okumak istiyorum. O zamanlar romana çok fazla odaklanıp kendimi veremiyorum. O yüzden bu çerezlik dediğim kitaplardan okuyorum. İşte bu çerezlik dediğim kitaplardan biri de bu kitap. Diyanar'da dolaşırken gözüme çarptı. Merak ettim, incelemek istedim ve incelediğimde çok hoşuma gitti. Bu kitapta ünlü bilim adamları, besteciler, yönetmenler, yazarlar, mimarlar, ressamlar. Günlük ritüelleri nasılmış onu anlatıyor size. Herkesi bir iki sayfada anlatmış. Bir iki sayfada okuyorsunuz günlük ritüelini ne yapıyor? Sabah kaçta kalkıyor? Nasıl kahvaltı yapıyor? Kaça kadar çalışıyor? Kaça kadar arkadaşlarıyla vakit geçiriyor? Ailesine ne kadar zaman ayırıyor? Gibi gibi gibi. Bütün sorulara cevap veriyor. Bu tanınmış insanların erken saatte kalkıp nasıl düzenli çalıştığını görünce siz de diyorsunuz ki demek ki başarı tesadüf eseri değil. O yüzden bu kitabı şimdiden çok sevdim. Şu an kaçıncı sayfasındayım? Herhalde 50'lerde falanım. Çok yeni başladım. Eğer siz de benim gibi böyle hem kafa dağıtayım, ufaktan gaza geleyim istiyorsanız bu kitabı kesinlikle almalısınız. Belim ağrıdı. Biraz şöyle duruyor. İki tane modern klasikler kategorisinden kitap aldım. İndirimde diye de gözüme çarptı açıkçası. Fırsat vermek istedim. Birincisi Nathaniel West, nasıl okunduğunu bilmiyorum, Çekirgenin Günü diye. Büyük buhran sonrası Hollywood ve Kaliforniya'nın kavurucu güneşi altında kabusa dönüşen Amerikan rüyası hakkında başarısız bir ressam, maça bir kovboy, saf bir taşralı, güzel ama yeteneksiz bir yıldızcık diye giden bir grubun hikayesini anlatıyor. Benim biraz ilgimi çekebilir diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Bir diğer kitabım ise Flann O'Brien'in Zor Hayat adlı kitabı. Bu kitap aslında gerçek hikayelerden esinlenilmiş. İki üvey kardeşin annelerinin öldükten sonra başına gelen olayları anlatıyor. Anneleri öldükten sonra üvey dayılarının yanına yerleşiyor ve üvey dayısı da aslında kadın haklarıyla alakalı kitabın son sayfalarına kadar gizemini koruyan bir proje hakkında çalışıyormuş. Merak ettim. Bakalım nasıl olacak bunlar. Şimdi ise göz altlarımın daha fazla çökmesine izin vermek istemiyorum. O yüzden doğruca yatağa. Günaydın. Hoş geldin yeni hafta. Merhaba pazartesi. İyi akşamlar. Size demiştim ya, bir şeye taktım takıyorum. Çünkü bir şeyi sevmeyeyim. Ondan iyice soğuyana kadar gidiyorum. Kocam bugün beni niye hiç aramadı? Peki, tamam. Ben çıktım, eve geçiyorum. Hadi öptüm hayatım, bye bye. Hala o kadar yoğunmuş ki. Şimdi bile konuşamadım. Bakalım ne diyecek. Sen ne yapacaksın? Hadi fırlayın. Pazartesi ritüelimiz hiç değişmiyor. Hakan Çukur izliyor, ben edit yapıyorum. Yıllardır severek kullandığım ve tüp tüp bitirdiğim tek ürün olabilir. Mac. Tek dezavantajı çıkardığınız zaman gözünüzün içine doluyor. Tek o, onun dışında mükemmel. Birkaç gündür çok üşüdüğüm için bugün üzerime kazak giydim. Beyaz pantolon ve ayağımda yapışmış olan Nike spor ayakkabıları. Yeni iPad'in kalem özelliği çıktı. Onunla çok güzel çizebildiğinizi anlatan billboard reklamlarını çektim biraz önce. O çocuklar onları nasıl yapmış? Bu bir yetenek. Ne güzel ya. Yetenekli insanlara ihtiyacımız var. Gün bitti. Bugün de bitti. Ay beni bir şöyle görse herhalde bu kız deli mi der. Bugün benim tontişim Samsun'a gidiyor. O yüzden aile yemeği yemeye gidiyoruz. Bunun için de Vadi İstanbul'da karar kıldık. Çünkü Hakan Bey'imiz geç çıkacakmış. Gelmesi uzun sürmesin diye biz de onun dibinde Vadi İstanbul'da buluşalım dedik ailece. Şimdi oraya gidiyorum. İlk defa buraya bineceğim. Çok heyecanlı. Nerelere geldin?
bugün Nisan'ın ortasında kazak giydiğim için eleştiri aldım. Şu an giymeseydim donardım. Ne yapayım, demek ki hala kazak sezonu kapanmamış. Burnum hafiften kızarmaya başladı zaten. Alo hayatım, ne yaptın? Ben de babaraya bineceğim. Çok heyecanlandım. Bakalım nasıl olacak. Yurt dışında metroya binerken hissettiğim duygulardayım şu an. Çok mutlu oldum şu an buna bindiğim için. Selam. Kimi senin cebinden alacağız dedim. Ben ayıramıyorum. Kimi veriyorsun? Sen bana poz mu verdin? Kimi geldi kimi? Bir şey ilk defa yaptığımda çok heyecanlanıyorum. Ve salak bir mutlulukla doluyorum. Ay bal. Hepiniz balsınız. Bak, tabii ki derin için. Buraya geliyorum. Tamam abi. Masa bunu unutmamak. Mekan değişikliği yapmaya karar verdik. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Çünkü orası çok sesliydi, rahatsız olduk bundan. Sana sushi ısmarlamaya götürüyorum. Tamam. Tontonum, gidiyor musun? Evet. Mutlusun bakıyorum gittiğine. Gelirken mutluyuz, giderken de mutlu olacağız Allah'ım. Vay, bizi bırakıp gittiğin için mutlusun yani. İtiraf ediyorsun bunu. Yok, sizi bıraktığım için değil de mecbur gideceğiz. Herkesin evi değil mi anneanne? Sen bir gece evde gelip kalmıyorsun orada. Çünkü evin herkesin diyorsun. Evi diyorum. Bizim de evimiz orası. Değil mi, uyuyor mu? Ye. Bir de ben de gülümseyim. Yakışıklı, masada yer varsa geçebilir miyiz? Bak bak bak. Teşekkür ederim. Teşekkür. Kollar sıvandı be, hemen yemeğe. Size de benim gibi oluyor mu? Ailenizle geçirdiğiniz akşam. Size de benim gibi oluyor mu? Çok merak ediyorum. Ailenizle geçirdiğiniz akşamlardan sonra eve geldiğinizde böyle bir huzur, mutluluk kaplıyor içimi. Sürekli bir gülümseme halinde oluyorum. Ve en keyifli uykularımı da o akşamlarda uyuyorum. Allah sevdiklerimizi, ailemizi başımızdan eksik etmesin ve hep güzel günleri beraber geçirelim. Bu hep dualarımın arasındadır. O zaman buraya kadar izlendiysen bir like'ınızı almak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.